Gelelim yemeklere. Tozman köfte. Bu sizin bir yarattığınız yemek evet, diyelim. Efendim, evet. Nasıl yapılıyor? Bir baştan sona bir anlatır mısınız? Şimdi orta yağlı kıyma. Özellikle onu çok seçiyoruz. Bunu diğer köfteler gibi değil de kendimize has fazla katkı olmadan. Yani içine bir şey koymuyor musun? Hiç katkısı yok. Çok az sarımsak, az bir soğan, karabiber. Yoğuruyorsunuz. Yoğuruyoruz. O dinleniyor mu? Onu köftemizi bir gün önceden dinlendirmeye alıyoruz yoğurduktan sonra. Ertesi gün servis için hazır oluyor. Hazır oluyor. Hı-hı. Evet, köfteyi dinlendirdik. Ertesi gün oldu. Ne yapıyoruz? Önce sos. Köftemizin. Nasıl sos? Nelerde nasıl oluyor? Şimdi sosumuza soğan, biraz yine sarımsak, un. Kavruluyor mu bunlar? Tabii onlar tek tek kavruluyor. Yavaş yavaş. Sıvı yağını. Sıvı yağla kavuruyoruz. Tereyağı atıyoruz içine. Onları bir şeye getirdikten sonra, bir kıvama geldikten sonra sosa kemik suyumuz var bizim. Özel yemeklerimizde hep kullandığımız, lezzete tadan ona borçluyuz. Kemik suyu da ilave edip onu tekrar kaynamaya. Salçayla koyuyorsunuz. Evet, salçayla kavruluyor zaten. Bol salça. Evet. Kaynamaya alıyoruz onu. O kendi kendine çok yavaş bir kıvama gelinceye kadar onu o şekilde yaptık sosu yaptınız. Da. Evet, sosumuzu tamamlıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra köftemizi toprak güveçlerde içine köftemizi yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra fırına. Ne hiç kadar kalıyor? Hiçbir şey burada koymadan 150 derecede yaklaşık bir 20 dakika. Kalıyor. 20 dakika. Çıkartıyorsunuz. Çıkartıyoruz fırından. Ondan sonra üzerine önceden yaptığımız beşamel sosumuz. Onun üzerine kaşarımız. Onun üzerine domates, biber, aksesuarlayıp tekrar fırına. Yani içine, bunun içine bir de daha önce hazırladığınız sosu da koyuyorsunuz. Evet. Ha. Evet. Daha önceki hazırladığımız sosu atarak fırına tekrar 150 derece sıcaklıktaki fırınımıza 15 dakika. Kalıyor. Kalıyor. Ve servise hazır. Ve servise hazır oluyor. Sosu da köftenin kendi kokusunu, çölmenin kendi kokusunu alsın diye